Büyük abimiz Uğur Dündar'ı e, ilk akşamın uğurlusu olarak ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah uğur getiririm. Abi... E, Sen de hoş geldin Sözcü Televizyon'da. Çok teşekkür ederim. İsminizde e, e, eşit bir adam olduğunuz için ben gayet e, rahatım sizinle. Sağ olun. E, uğur abi şimdi... E, her şeyden bahsedeceğiz biraz ama siz de tabii çok yakında hemen ekranımızda yepyeni bir formatla yine izleyicinin karşısında olacaksınız. Bir minik o formattan bahsedelim. Ondan sonra ben biraz şeye gireceğim. Çünkü biraz hani silahlı kuvvetlere vesaire bilmem ne. O da füze nasıl atılır? Hangi rampa atılır? <gülüyor> <gülüyor> Onları bir öğrenmek istiyorum sizden. Ne yapacak Uğur Dündar Sözcük TV'de? Ee, sevgili Mesut, ben BBC'de eğitim aldım biliyorsun. TRT yıllarında çalışırken birçok kez de bilgi tazelemek için İngiltere'ye Amerika'ya kurum beni gönderdi. Orada bazı program formatlarını çok beğendim. Mesela bunlardan biri ünlülerin hayatlarına, yaşam öykülerine tanık olmuş bir takım isimlerin sürpriz bir şekilde stüdyoya gelerek programın konuğunu anlatmaları, anılarını paylaşmalarıydı. Oo, bu harika. işte hmm. This is Your Life adıydı, <laughs> adıyla i̇şte İngiltere'de ve Amerika'da yayınlanıyordu. Ben de işte Hayatınız diye TRT'de yaptım bu programı. Kimler geldi? Örneğin Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, ne Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, Vehbi Koç, Sakıp Bey, Sakıp Sabancı, ee, gol kralı Metin Oktay, taçsız kral Metin Oktay, e, onlar gibi pek çok kişiyi <laughs> ağırladım. Hatta merhum Erbakan yıllar sonra e, bir gün vefatına çok az bir süre kala bizim arenaya konuğumuz oldu. <laughs> Program biterken dedi ki Uğur Bey bana Başbakanlık mazbatamı verin ben gideyim dedi. Estağfurullah <laughs> efendim haddimize mi dedim ben. O kadar çok sevmişti ki programı. E, aynen şunları söyledi. Siz benimle ilgili işte hayatınız programı yaptınız. Çok başarılı bir programdı. Hı hı. Biz o video kasetleri bütün Anadolu'da gösterdik. Ve ben ondan sonra başbakan oldum dedi. Propaganda müthiş. O, o program sayesinde hı. başbakan oldum dedi. O nedenle? Verin tekrar mazbatamı. <laughs> ben yine yürüyeyim kabileye <laughs> doğru. Ömrü vefa etmedi. Nur için de yatsın. Onun gibi çok hoş bir programdı. Hı hı. Çok güzel izler bıraktı. Hı hı. Bunu canlandırmak istiyorum. Hı hı. Bir defa apolitik bir program. Hı hı. Siyasetçi de olabilir, sanatçı da olabilir, sporcu da olabilir. Türkiye'nin değerlerini onların yaşamlarına tanık olmuş insanların gerçekten sürpriz bir şekilde stüdyoya gelerek Tabii onun kendine özgü bir draması oluyor. Elbette. Yakın çekimler, Hı -hı. şaşkınlıklar, bazen gözyaşları. Yaşaran gözler. Örneğin Yıldız Kentir'in hayatını anlattığım programda olduğu gibi. Hı -hı. E, ve bunlar arşive harika belgeseller olarak kalıyor. E, bir gün geliyor mutlaka o görüntülere ihtiyaç da doğuyor. Tabii dijital arkeoloji bunu, diye bir bunu, şey var. Bunu, evet diyorsunuz. tabii Hı -hı. bunu canlandırmak istiyorum tekrar. İnşallah Sözlü Televizyonu'nda İnşallah. yapmaya başlayacağım. Ayrıca... E, Önemli kişilerle, konuşması gereken ancak konuşmayan, hı hı. önemli kişilerle baş başa hı hı. E, en zor soruları sorabileceğim ve kamuoyunun beklediği cevapları alabileceğim bir program formatı da düşünüyorum. Harika. E, mesela bir örnek vereyim Buyurun. hemen. Buyurun. Anonsunu da yapmış olalım. Buradan ilk evet, duyurmuş buradan olalım. Evet, buradan ilk defa hı hı. duyurmuş olalım. Ben Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'la yapmayı düşünüyorum. Of! Eğer... Eğer o da evet derse... Kulüpçi derbi oluyor mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Kulüpçi derbi olmaz. Her şey Fenerbahçe tabii ki dost, için tabii olur bizde. E, ayrıca çok değerli bir Hı -hı. kişi başkanımız e, ve biliyorsun son genel kurulda Hı -hı. stadyumumuzun adının çok şükür. Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi Hı -hı. kararı Hı -hı. bütün e, kongre üyelerinin ayakta oy birliğiyle alkışlar ve marşlar söyleyerek aldıkları bir karardı. Teslim edersiniz ki hani biz de farklı e, takımlardayız. Ben de bir Beşiktaşlı olarak alkışlamıştım. Gerçekten alınan en e, Türkiye'de spor adına en onurlu kararlardan bir tanesi. tebrik ediyorum size. E, pek çok Beşiktaşlı, pek çok Galatasaraylı Gersaycısı. bizi tebrik etti, Hı -hı. kutladı. Hı -hı. Hatta espri olarak tabii artık ben Fenerbahçe'liyim diyenler de çıktı. <laughs> Güzel olmuş. <laughs> Güzel olmuş. E, onun da geleceği şey bu. bu iki format da harikulade. E, peki yani... Çok fazla mesela talk show'a çıkmadınız siz. Yani ben benim Çıkmıyorum, bildiğim kadarıyla çıkmıyorsunuz. Tercih de etmiyorsunuz. Ee, hiç magazininiz olmadı. Olmaz. Bu da ilginç. Ya, onu merak ediyorum. Hani bunca yıl süperstar olup da hani magazin hiç çıkartmamak abi bu da bir şey. Hakikaten başka bir ustalık. Nasıl becerebildiniz onu? Aslında benim habercilik kulvarında <laughs> temiz kalmam için bazı kirli elleri sıkmak zorunda kalmayacağım. Hı hı. Etkinliklerden uzak durmam gerekiyordu. Yani ekranda nasıl bir Uğur Dündar varsa gerçek hayatında da o Uğur Dündar olmalı aksi takdirde bunu yarım asrın ötesine taşıyan bir yapmacıklık içinde sürdüremezsiniz. Beni kimse bu hayatı yaşamaya zorlamadı. Hı hı. Ben kendim tercih ettim A, ve peki temiz, o temiz kalabilmenin de yolunun buradan geçtiğine inandım. Bir bedel olarak evimizdeki görebiliyor musunuz? Evimizdeki saadet, evimizdeki Maşallah. saadet, Hı -hı. çocuklarımızın yetişmesi, Hı -hı. işte eşimin sürekli olarak kendisini çocuklarına bize hasretmesi Hı -hı. bana yetiyordu. Hı -hı. Ve bugüne kadar çok şükür herhangi bir magazin haberi olarak hayatımız, Hiçbir zaman basında yer almadı. Harikulade bir şey aslında, ama e, yani sizi Türk sineması ya, da keşfetti. Çok zor bir hayat. E, ya yani bir bedel oldu. Bu e, pişman mısınız bundan? Yok hayır hiç. Değilsiniz. Ben değil mi? bin defa dünyaya gelsem, Hı -hı. bininde de aynı uğur dündar olmak isterim. Bozcaada'daki hayatınıza çok yakından tanık olduğum için hakikaten az önce söylediğiniz şey teyit etme anlamında da söyleyeceğim. Gerçekten ekranın karşısındaki, ekranın içindeki Uğur Dündar neyse aslında Bozcaada'daki Uğur Dündar da aynısı. Öyle Biz tabii, bunları tabii. yaşadık ve gördük. O keyifliydi. ama Türk sineması sizi keşfetti. Orada da mesela muhafazakar tarafınız devam etmiş. Orada da gösterici rolünüz var. Bir minik şeyimiz var. Arkadaşlar verelim lütfen o kapı girişini. Kapı önemli çünkü bizim için. <laughs> İçeri davet etmeyecek misin beni? Kim geldi kız? Ee... Oo, Uğur Bey evladım! Buyursanız da! Ee, kızı Uğur Bey'in elindeki çiçeği! Rahatsız etmiyorum ya! Ne rahatsızlığı evladım! Buyurun! Ee, şeref <laughs> verdiniz! Neden devam etmedi Uğur abi? Şimdi bakıyorum da hani hakikaten şimdi mevcut aktörlere bakalım. sizinle ee, sizin de çağdaş e, bir Pacino'su var, e, De Niro'su var. Onlar da son derece e, karizmalarını devam ettiriyor ama yani sizinle bakınca biraz da pozitif ayrımcılık yapayım. Daha yakışıklısınız, daha da güzel duruyorsunuz. Orada da mesela gerçekten Sen bizim tam, oğlanları görsen maşallah. Bana çirkinsiniz dersin. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Evet, evet. Yakışıklılar yani. Yakışıklılar. E baba bunu diyorsa çünkü hani baba oğla çok pozitif ayrım yapmaz ya. Siz bunu yaptıysanız harika. Neden tercih etmediniz sinema devamını? Ben yani? aktör olmak için girmedim. Hı hı. Ben sadece BBC'de drama yönetmenliği eğitimi hı hı. almıştım. Ve oradaki hocam çok başarıyla bitirdim o kursu ama oradaki hocam fırsatını bulursan usta bir film yönetmeninin yanında hı hı. ve bir tiyatro yönetmeninin yanında e, Pratiğini geliştir e, Hı -hı. demişti. Hı -hı. Ve ben de siyasi nedenlerle tek kanallı televizyondan ayrılmak zorunda kaldığım için Hı -hı. o dönemi Atıf Yılmaz gibi bir ustanın yanında Nasıl çıraklık olursa. yaparak e, biraz da para kazanarak Hı -hı. değerlendirmek istedim. Ve o film öyle oldu. Zaten ben başka bir kişiyi canlandıramazdım. Hı -hı. Orada da televizyoncu Uğur Dündar olarak yer aldım. Dolayısıyla kendi hayatımı oynadığım için Hı -hı. Bana film çekiyormuşuz gibi gelmedi. Ya, yani evet bir, evet doğal. Yani